terör kokusu olduğunu söyledi. Sonra da Endonezya programını iptal etmemişti. Endonezya'ya gitti. Biraz evvel göstermiştim. Şimdi detaylarına bakalım. Endonezya'da da Bali dansıyla ve çiçeklerle karşılandı Erdoğanlar. Burada bir terör kokusu var. Erdoğan ilk açıklamasında İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin terör dedi ama yine de Endonezya gezisini iptal etmedi. İstanbul'un kalbinde hem de en kalabalık gün ve saatlerden birinde İstiklal Caddesi'nde saat 16:20'de meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti. Yayın yasağı getirildi. Sosyal medya karardı. Kameralar önüne geçip açıklama yapan ilk isim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı. Ve bir kadının bu işte rol oynadığı noktasında ilk tespitler. Burada bir terör kokusu var. Erdoğan Endonezya yolunda Atatürk Havalimanı'nda yaptı bu açıklamayı. Türk milletini terörle teslim alma çabaları dün olduğu gibi bugün ve yarın da hedefine ulaşamayacaktır. Uçuştan kısa süre önce İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan aldığı bilgileri paylaştı. 6 vefat söz konusu. Yaralı sayımız ise bu yine valimizden son ulaşan bilgi olarak söylüyorum 53. Tabii bunun dışında böyle çizikti, şuydu, buydu vesaire gibi farklı rakamlar gelebilir. Erdoğan'ın yaralı sayısı için kullandığı çizik falan sözü dikkat çekerken yardımcısı Fuat Oktay bir süre sonra yaralı sayısının 81'e yükseldiğini duyurdu. Olayın boyutları daha anlaşılmaya çalışılırken kesin olan Türkiye'nin kritik bir seçime gittiği ve 2016'dan bu yana ilk kitlesel terör saldırısının gerçekleştiğiydi. Ama buna rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi için gittiği Endonezya programını iptal etmedi. Patlamadan 2 saat 40 dakika sonra saat 19'da Bali'ye doğru hareket etti. Endonezya'nın Bali adasında da renkli bir törenle çiçeklerle karşılandı. Erdoğan'a Bali programında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de katıldı. Muhalefet ne yapmış diyeceksiniz. Muhalefeti göstereceğim size. Hatta şu anda altılı masa toplantı halinde, daha evvelden tespit edilmiş toplantı hali 8. toplantısını yapıyor. Bakacağız Deva Partisi Genel Merkezi'nde toplantı devam ediyor. Deva Partisi Genel Merkezi'nin dışına yansıtılan görüntüler var. Önce onu paylaşayım sizinle. Başımız sağ olsun Türkiye ve Taksim yazılı 6 partinin de logosu var. Bu Deva Partisi Genel Merkezi'nin dışındaki büyük dev ekrana yansıtılan görüntüler bunlar. İçeride genel merkezde toplantı halinde Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Demokrat Parti, Deva Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi liderleri toplantı halinde. Gündemde elbette çok önemli konular var ancak hepsinden daha önemlisi evvela bu Taksim'deki terör saldırısını konuştu. Türkiye'yi yönetmeye, iktidara talip olan 6 partinin genel başkanı ve ortak bir deklarasyon kaleme aldılar. Detayları toplantıyı en başından beri takip eden muhabirimiz Ceren Bayar'dan alacağız. Birazdan Deva Partisi Genel Merkezi'nin önünde muhabirimiz Ceren Bayar var. Önce habere bir bakalım. Altılı Masa çok ağır bir gündemle bir arada. Elbette ele alacakları çok konu var ama en başta elbette terörle bir kez daha sınanıyor olduğumuz gerçeği. Altılı Masa Deva Partisi ev sahipliğinde 8. kez bir araya geldi. Buluşma saat 12'de başladı. Altılı Masa kendi karar verdiği gündeminde emin adımlarla ilerliyor. Altılı Masa öyle kavga mavga, bunların hepsi fasafiso. Atıyorlar palavrayı, inanmayın bunlara. 6 liderin tek hedefi var, bu ülkeye huzuru, barışı, demokrasiyi, adaleti getirmektir. Biz o en büyük temelim bu. O masada yamuğu olmaz. Yani. Bizim yamuğumuz olmaz. Altılı Masa'nın ilk gündemi İstanbul'daki terör saldırısı oldu. 6 lider saldırıyı lanetledi. Kaleme aldıkları ortak açıklamayı da toplantı devam ederken kamuoyuna duyurdular. Türkiye'yi terör saldırılarıyla dizayn etmek isteyenlere karşı kararlı duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. terör örgütlerinin amaçlarına ulaşmalarına hiçbir koşulda müsaade etmeyeceğiz. Terörle mücadelenin hukuk devletinin öncelikli görevlerinden birisi olduğu inancındayız. Bizler sorumluluğumuzun bilincinde ve kararlıyız. Teşekkür ederiz. Başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği ve Hüseyin Baş'ın genel başkanlık koltuğunda oturduğu Bağımsız Türkiye Partisi'nin altılı masa çatısında olup olmayacağı da zirvenin gündemindeydi. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş çalışmalarında gelinen aşamada değerlendirildi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Denizli mitingi sonrası toplantı gündemine ilişkin kritik bir bilgi vermişti. Babacan'ın aktardığına göre önceki altılı masa toplantısındaki hedefler doğrultusunda anayasayla ilgili çalışma tamamlandı. Ortak aday, ortak mutabakatlar tamamlandıktan sonra konuşulmaya başlanacak. Gazeteci meslektaşımız Ceren Bayar ve kameraman meslektaşımız Aşkın Özdemir şu an Deva Partisi Genel Merkezi'nin önünde. Epey oldu galiba toplantı başlayalı. Ceren, bitecek gibi bir sinyal var mı? Devam ediyor mu? Söz sende. İrfan Değirmenci, toplantı devam ediyor. Yaklaşık 7 saat, 6,5-7 saat geride kaldı. Toplantının gündemi bir hayli yoğun ama dün İstanbul'da yaşanan saldırı toplantıya damgasını vurdu diyebiliriz. Birinci gündem maddesi yaptı. 6 lider toplantının birinci gündemi dün İstanbul'da yaşanan saldırı oldu. Önce biraz önce senin de bahsettiğin video mapping çalışmasını gösterelim izleyicilerimize. Hem birinci gündem maddesi yaptılar dün İstanbul'da yaşanan saldırıya hem de böyle bir başsağlığı mesajını Türk bayrağı ve Atatürk'ün fotoğrafıyla duvara yansıttılar. Deva Partisi böyle bir çalışma yaptı. Başımız sağ olsun Türkiye, Taksim hashtag ile ve 6 partinin logolarıyla duvara yansıttılar havanın kararmasıyla birlikte. Bu video mapping gösterisinde yansıtılanlar günün ilerleyen saatlerinde değişecek. Altılı masanın birlikteliğine vurgu yapacak bir videonun da bu duvara yansıtılmasını bekliyoruz. Toplantının ilk saatinde ilk gündem maddesi olarak belirledikleri dün İstanbul'da yaşanan saldırıya ilişkin bir de mesaj yayınlandı. Haberimizde izlediğimiz gibi bu mesajda dikkat çeken vurgular vardı. Bizler sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve kararlıyız dedi 6 lider. Milletimizin barış, huzur ve güven ortamında yaşaması hepimizin elindedir denildi. Ülkemizin yarınlarını demokratik bir hukuk devletinde güvenle kuracağız denildi ve bir de umut verici cümle kuruldu. Bu açıklamanın sonunda bütün zorlukları hep birlikte aşacağız dedi 6 siyasi partinin lideri. Tabii masanın kendi gündemleri de vardı. Sıcak siyasetin masaya getirdiği gündemler. Bunlardan bir tanesi de başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliği. Bu değişikliğe ilişkin 6 liderin tutumu ne olacak? Bir ortaklaşma olacak mı? Bu sorunun cevabı bekleniyor. Bunu tartışıyor liderler şu anda Deva Partisi Genel Merkezi'nde. Aslında liderlerin ortaklaştığı bir nokta var. Başörtüsünün siyasete malzeme olmaması ve liderler aslında referandum konusu olmasını da istemiyorlar başörtüsü düzenlemesinin. Çeşitli senaryolar masada tartışılıyor. Referandum olmaması yönünde bir strateji ya da oy kullanmamak yönünde bir strateji. Farklı senaryolar var. Günün sonunda bir ortaklaşma çıkacak mı ve bu metne nasıl yansıyacak? Önümüzdeki dakikalarda hep birlikte göreceğiz yayınlanan metinle birlikte. Bir diğer gündem maddesi de Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın altılı masaya katılma talebiydi. İşte bu talebi de bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener masaya taşıdı, liderlere sunacağını söyledi. Altılı masanın çoğunluğunun masanın gelişmesine sıcak bakmadığını söyleyebiliriz. Çünkü altılı masanın bir ortak hafızasının oluştuğunu düşünüyorlar. Masanın bu saatten sonra genişlemesinin çalışmalara zarar verdiğini düşünüyorlar ama son sözü liderler söyleyecek. Bu genişlemeye ilişkinde metne yansıyacak mı? Önümüzdeki dakikalarda bunu da göreceğiz. Ve tabii masanın esas ana gündemi güçlendirilmiş parlamenter sistem dönüş çalışmaları, bir yol haritası belirliyorlar. Geçtiğimiz toplantıda CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda 9 ana başlıkta çalışmalar yürütülmeye başlanacağı açıklanmıştı. Bir yol kat edildi ve bu çalışmalar bugün liderlere sunuldu. Bundan sonra hangi somut adımların atılacağı da biraz sonra açıklanacak metinde bizlere de sunulmuş olacağız. Biz de izleyicilerimizle paylaşacağız İrfan Değirmenci. Çok teşekkür ediyoruz. Bültenimizin ikinci bölümünde sanırım toplantı bitmiş. O mesaj kamuoyuyla paylaşılmış olur. Tekrar size döneceğiz. Kolaylıklar diliyorum. Ceren Bayar, teşekkürler. Anlattıkları önemli. Altılı masanın gündemi de çok yoğun gördüğünüz gibi. Ortak deklarasyon terörle ilgili ortak deklarasyon az evvel yayınlandı. Altılı Masa'nın gündemindeki diğer maddelerle ilgili açıklama da birazdan gelecek. Biz de o açıklamayı sıcağı sıcağına ekrana getireceğiz.